başı dertte. İmdat, bir yardım etsin. Aa, kılıcım da yok. Kripara yaklaşamam. Hey Wednesday, evin içine gel, evin içine. Ama... Oh, hayır hayır, evim. Tüm param içindeydi. Ben şimdi ne yapacağım? Hey hey, tamam üzülme. Bak ne diyeceğim. Hadi sana bir ev yapalım. Ne? Evet, doğru duydun. Sen gel benimle. Hey, ne yapıyorsun? Evi suyun içine yapacağım. Kulağı oldukça ilginç geliyor. İlk olarak buraya düz bir çizgi çekmekle başlayabiliriz. İşte bunun gibi. Ardından bu çizgiyi kare biçimine olacak şekilde genişletmeliyiz. Ve tamam, zeminimizi yaptık. Şimdi sıra geldi duvarları örmeye. Hadi bakalım. Vallahi şimdiden ev benim ilgimi çekti. Vallahi ben çok beğendim. Hey, daha dur. Ortada ev yok. Yeni başladık. Olsun. Evin yapılışından güzel bir şey yaptığını anladım. Teşekkür ederim. Burada evimizin iskelet kısmı bitti bile. Çok iyi. Şimdi sıra geldi çatıyı örmeye. Çatı için merdiven basamaklarını kullanacağım. He? Merdiven basamakları mı? Evet, merdiven basamakları. Bunları bu şekilde yukarı doğru öreceğim. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da merdiven basamakları koyalım. Ve bunları ortada birleştirelim. Oldukça iyi görünüyor. Tabii. Halen daha çatımız bitmedi. Buralara da basamak ekleyeceğim ki daha gerçekçi görünsün. İşte bunun gibi. Oo, vallahi mükemmel oldu. Aa, bir dakika. Bir şeyi gözden kaçırmışız. Evin zeminini inşa etmeyi unutmuşuz. Ben aslında onu edecektim de bilerek öyle bıraktığını sandım. Yok yok. Tabii ki de evin zeminini yapacağız. Hatta yaptım bile. Gayet hızlısın. He? Ben Nisey, bu tabelayı sen mi koydun? Ne tabelası? Burada bir tabela var. You are not alone yazıyor. Yani yalnız değilsin yazıyor. Allah Allah. Bu çok ilginç. Ama gerçekten ben koymadım. Ya ben Nisey, şakanın sırası değil. Burada sadece ikimiz varız. Ama ben koymadım ki. Her neyse, şimdilik bunu boş verelim. Yoksa evimizi tamamlayamayacağız. He? Evimiz bitmedi mi de? Hayır, bitmedi. Hatırlarsan sana suyun içine ev yapacağım demiştim. Aa, evet. İşte tam olarak bunu yapıyorum. Bu yaptığım katmanı yukarıdaki eve bağlayacağım. Bu şekilde ev suyun içinde olacak. Tıpkı bir oda gibi. Evet, ama suyun içinde bir oda. Artık burada balıkları izlerim. Ve tamam, alt katı yaptık. Şimdi içini sulardan arındırabiliriz. Bunun için süngerleri kullanacağım. İşte bu şekilde. Tada! Süngerler suyu emiyor. Tabii süngerleri almayı unutmayalım. En son olarak da katları birbirine bağladık mı ev tamamdır. Vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. Tahmin ettiğimden çok çok daha güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Kendim yaptım diye demiyorum. Ama gerçekten ev güzel oldu. Bu arada yukarıya da bir tane tavan arası yaptım. Buralara eşyaları koyarsın. Hatta ben gelmişken eşyaları buraya yerleştirelim. Bunları buraya koyalım. Tamam. Yalnız biraz dar oldu. Ama bu alan senin için kullanışlı bir alan olacak. Olsun. Ben evimi çok sevdim. Aa, bak buraya yatak koyman iyi olmuş. İyi de ben yatak koymadım ki. Nasıl koymadın? Burada yatak var. Ama ben seni istiyordum. Yatağı ben koymadım. Ya Wednesday, bak bu iki oluyor. Şaka yapma. 10 saat sonra. Yiğit, çabuk kapıyı aç. He? Neler oluyor? Yiğit, sen haklıymışsın. Evimde gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Eşyalarım kaybolup gidiyor. Dokunmadığım şeyler var. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ben zaten bir şeyler olduğunu anlamıştım. En iyisi şu eve bir bakalım. Pekala. Tam olarak ne oldu? Bana örnek verebilir misin? Tabii. Bu sabah buzdolabından elma almaya gittim. Ama gitmişler. Kahvaltıda da hiçbir şey yemedim. Bir de onun haricinde buradaki eşyalarım da kayıp. Bu gerçekten garip. He? Bir dakika, bir dakika. Bu da ne? Bu ev lanetli. Anam. Yoksa burada hayalet mi var? Sanmıyorum. Bunu buraya bir
bir insan koymuş. Anlaşılan birisi seni korkutmaya çalışıyor. Korkutmak mı? Neden ki? Çünkü sen bu evin laneli sanıp terk edeceksin. O da ondan sonra buraya yerleşecek. Böyle düşünüyor olabilir. Vay kurnaza bak sen. Hadi ona bir ders verelim. Evet, bu iyi olur. Bence bu kurnaz seni korkutmak için eve tekrar gelecek. Evet. Onu suçüstü yakalayacağımız gizli bir alan yapalım. Bunun için yatağın altını kullanacağım. Bak dada, burası oldukça gizli bir yer. Burada bizi asla göremez. Aa, harbiden. Seni buradan görmek çok zor. Tabii, sadece bununla bitmeyecek. Sen elmalara kaybolduğunu söylemiştin, değil mi? Evet, de ne alaka? O zaman ona elma ile ilgili bir sürprizim olacak. Benize, çalışma masanı kullanabilir miyim? Tabii. Bu elmayı alıyorum ve yanına uyku iksiri koyuyorum. Dada, uyku iksirli elma. Oo, bu inanılmaz. Elmadan bir ısırık alan herkes uykuya dalacak. Şimdi bu elmaları buzdolabına koyalım. Şimdi tekrar elmalarımı yesin de ben göreyim o kurnaz adamı. Yalnız Wednesday uykuya dalması için elmayı yemesi gerekiyor. Çalması değil. Aa, doğru diyorsun. Ya yemezse ne yapacağız? İşte bunun için biz gün boyu burada olacağız. Tabii sen de benimle birlikte olacaksın. Buradan durumu yöneteceğiz. Hadi yanıma gel. Tamam, geliyorum. 5 saat sonra. Beklemeye başlayalı epey oldu. Umarım tekrar eve gelir. Kim olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Acaba kim beni korkutuyor ki? He? Dur Wednesday, kapı açıldı. Kurnaz adam içeri giriyor. He? Bu emlakçı adam değil mi? Hani bizi diğer serverda ev kiralamaya çalışıyordu. Çocuklar, evi nasıl buldunuz? Paramı alabilir miyim artık? Yok, biz burayı da kiralamayacağız. Aa, evet evet, bu o. Vay çakala bak sen. Senin evin lanetini gösterip kendi evini kiralatmaya çalışıyor. Şimdi ben ona sorarım. Hey hey, dur. Daha sırası değil. Şuna bak, bu evi terk edin yazdı yine. Aklınca bizi korkutacak. Dur dur, baksana. Etrafına bakınıyor. İlgisini buzdolabı çekti sanki. Evet evet, git oraya. Uyku sihirli elmalarımız dolapta. Şu an dolabın içine bakıyor. Aa, elmayı aldı. İşte bu. Hadi ye onu. Ye de göreyim seni. He? Ne yapıyor? Yemeyecek gibi duruyor. Fark etti mi dersin? Bilmiyorum ki. Aa, durdum. Yedi. Şimdi uykusu gelmeye başlayacak. Ay, bize doğru geliyor. Şimdi bu bizi görmesin. Merak etme. Oradan burayı görmesi oldukça zor. Aa, ne yaptı? Yattı galiba. Aynen öyle. Uykusu geldi zavallının. Tuzağımıza düştü. Şimdi gelelim işin en eğlenceli kısmına. Wednesday, ona nasıl bir ders verelim? Buna sen karar ver. Bence onu bir hafta boyunca karanlık bir yere kapatalım. Hiçbir şey yapamasın. Belki böyle hatasını anlar ve bir daha yapmaz. Pekala, ev sahibi sensin. O yüzden seni cezan uygulayacağız. Karanlık bir yer dedin, değil mi? Evet. O zaman bunun için yer altına ne dersin? Oo, harika fikir derim. O zaman kazmama yardım et. Normalde bu kadar kötü bir şey yapmam ama bu adam 3 bölümdür bizle uğraşıyor. Evet, biz onu uyardık ama o dinlemedi. Cezasını çekmeli. Burada bu kadar derinlik yeter. Şimdi buraya demir parmaklıkları koyalım. Ve sonra hapishanemiz hazır olmuş olacak. Harika. Ve tamam. En son olarak da adamı buraya getirelim. Ve bu da tamam. Adam birazdan burada uyanacak. Ona en iyisi bir not bırakalım. Hayaller seni 7 günlüğüne buraya bıraktı. Umarım bir daha insanları kandırmaya çalışmazsın. Ve tamam. Oldu. Bunu buraya yerleştirelim. Bence bu ceza ile kesin dersini alacak. Ve bir daha bizi kandırmaya çalışmayacak. Umarım. O halde arkadaşlar, bugünkü maceramızı eğlenceli bulduysanız ekranda çıkan diğer videolara gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.